Azem Maksutay ise 94 kilo. Azem Maksutay 8 Nisan 1975 doğumlu İsviçreli kickboksçu, turnuvada oldukça iddialı. 92 kilodaki sporcunun boyu 1.82. 1999 ve 2001 yıllarında dünya şampiyonluğu bulunan Maksutay, profesyonel olarak 74 kez ringe çıktı. 58 kez galip gelen Azem, bu maçların 50'sini nakavtla kazandı, 15 maçta ise ringden mağlup ayrıldı. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Maç başlamak üzere. İşte gecenin en önemli maçlarından biri olan Azem Maksutay Kalklay maçı başlamak üzere. Ağır siklet mücadelesi, Avrasya şampiyonu olmak için iki sporcu ilk round öncesine son hazırlıklarını yapıyor. Antrenörlerinden son bilgileri alıyorlar. Maçın hakemi yine Çek Miroslav Pavel. Birol Topuz. Şu anda dünyanın en iyi kickboksçularından, kabir şampiyonlarını görüyorsunuz. Bu insanlar devlerle mücadele ettiler. 130 kiloluk Homançı ile mücadele etti. Kenorsen. Maksutay, Reis Sefo ile mücadele etti. Onun için bunlar kendi sayılarındaki bir maç olduğu için bu maç çok çekişmeli geçecek. Teşekkürler Birol. Azem Maksutay, Kauklay'ı Kenorsen. Kauklay'ı tabii kafasındaki bu dini simgeyi çıkaracak. Tabii. Köşeye gidince. Böyle dövüşmeyecek. Onu da hatırlatalım. Köşesine gidince antrenörüne teslim edecek. Ama kollarındaki kutsal saydığı bu ipleri çıkartmayacak. Stilleri birbirine çok benziyor. İki sporcunun da İsviçreli Azem Maksutay. İşte Kauklay ekranlara geliyor. Tıpkı Laurent Perique gibi Müslümanlığı tercih etmişti Laurent Perique 8 yıl önce. O da duayla başlamıştı. Kauklay de duayla başlıyor maçına. Evet, dişlikler kontrol ediliyor. Alkışlar başlıyor. Ağır siklet Avrasya şampiyonluğu öncesinde birinci round başlamak üzere. Ve gong sesi duyuldu. İnanılmaz bir sağ kroşeye gelmek istedi Azem Maksutay. Yerde kaldı, daha saniye kaç ki? 3 saniyede inanılmaz başladı. Kauklay yerde kaldı. Ama yerde kalmasının sebebi ayağının kaymasıydı, onu da hatırlatalım. Azem Maksutay çok seri başladı. Bir push kick. Oo, harika bir vuruştu bu. Maksutay'ı böyle indirmişti. 103 kiloluk Maksutay'ı indirmişti böyle. Unutmuyorum o maçı. 3 round boyunca dövüştü. Tek vuruşu yoktu. Rakibini tek vuruşta knockout etmişti. Ama bunu biraz erken kullandı. Yapamadı. Buna gardını alacaktır artık Azem. Bu vuruşu da çok iyi biliyor tabii ki İsviçreli boksör. Blok yaptı çok iyi. Bir middle kick. Üzerine çekmeye çalışıyor. Kauklay'ı rakibini sinirlendirmeye çalışıyor. Bu arada ringin dışına çıktı. Bir darbe daha sonra ringin dışında sağlı sollu darbelerle geldi şimdi bir diz. Oo, bu bir güreş mücadelesine döndü. Tuttu, yere indirdi. Maçın hakemine dışarıdan darbeler var burada. İnanılmaz bir spinning back kick. Koluyla ters bir şekilde vurdu Kaplay'ı. Kaplay'ı da bu darbelere alışkın tabii ki. Bir high kick denemesi sol ayağıyla. Bakar mısınız yüzüne, neler söylüyor rakibine gözleriyle. Middle kick. Azem Maksutay 94 kilo, rakibi Kauklay 78 kilo. Bir push kick suratına. High kicklerle gelmeye çalıştı Kauklay ama diz darbeleri Azem Maksutay'dan köşeye sıkışıp kaldılar orada. Maçın hakemi Miroslav Pavek ayırdı, şimdi başlattı. Son bir dakikanın içine girmek üzereyiz. Ayaklarını kullanmaya çalışıyor. Kauklay'ı bir push kick Azem Maksutay'a. Derin bir sessizlik var Lütfi Kırdar'da sevgili izleyiciler. Push kick Azem Maksutay göğsüyle blok etti adeta. Yumruklar konuşursa o zaman maç başlayacak. İşte bir sağ kroşe ardından high kick.
dışarıda. Ringin dışına çıktı Azem Baksutay. Başına kemi hemen durdurdu tabii ki. Bir high kick denemesi. Blok geldi Azem'den, push kick. Kauklay'den. Şimdi sağlı solu darbelerle yine ringe yapıştırmak istedi adeta. Kauklay'ı, kendisini rakibini çekiyor, yumrukları yiyor. Ama kalkınca da hadi bir iki tane daha vur der gibi yerde kaldı. Bu arada Kauklay'ın middle kick'ini tutunca tabii ki düşürdü rakibini. Böyle bir puan alma şekli yok. Middle kick karnına. Push kick. Ve arkasından low kick. Şimdi sağlı sonlu yumruklarıyla geldi Azem Baksutay. Gong çaldı. İlk round bitti. Azem Baksutay kendinden emin hareketler içinde. Birol. Şu anda maç ortada yani. Her iki sporcu da elinden geleni yaptı. Fakat bir üstünlük yok. Bakalım ikinci roundda neler olacak. Neler olacak? Ben açıkçası Kauklay'den daha çok yumruk bekliyordum ama tekmeleriyle rakibine gitti. İşte masajlar yapılıyor. Kauklay'ı işte ilk raundun başlarında Kauklay'ı bu çok meşhur hareketini yaptı. Arkasından da aldığı yumruklar, darbeler haddi hesabı yoktu. Azem Baksutay inanılmaz bir maç çıkarıyor bu gece. Gülümsemeler karşılıklı. Baksutay uzaktan uzağa rakibine göndermeler yapıyor. Tabii masa hakemleri de uyardı. Hadi dedi, bir dakika geçti. Maçın hakemi çağırdı sporcuları. Dişlikler tekrar kontrol edildi. İkinci round. İkinci round Miroslav Pavel'in işaretiyle başladı. Centilmence maç öncesi yumrukları birbirine dokundurdular. Kauklay'ı sert bir vuruş yaptı. Low kicklerle rakibini bezdirmeye çalışıyor. Bir push kick arkasından sol kroşe. İki sporcu da ayakta. Azem Baksutay girdi. İnanılmaz bir vuruş sonrasında Kauklay yerde. Dengesini kaybetti Kauklay'ı. Çok fazla yere düşüyor Kauklay'ı. Ve ringin dışında Kauklay'ı. Ringin dışında. Tekrar maç başlıyor. Baksutay çok başarılı bir maç çıkarıyor. Kauklay'ın henüz bir hareketini göremedik. Maçın başında bir kendisine özgü yatarak bir vuruşu vardı. Sağ kroşe geldi şimdi Kauklay'den. Şimdi sağlı sollu yumruklarla Azem Baksutay rakibini ezdi adeta. Daha sonra ortada gardını alan taraf Kauklay oldu. Bir middle kick. Köşeye sıkıştı. Maçta inanılmaz bir dakika. Bakalım burada ne olacak. Köşede birbirlerine sarılmalar. Bu arada bakıyoruz, sporcuların bir ayakları dışarıda, bir ayakları içeride. Lütfen onları içeri alalım dedi maç hakemi. Ve maç ortada devam edecek. Azem Baksutay yerde kaldı. Push kick sonrasında Azem Baksutay yerde. Hakemi dinlemiyor. Üzerine gitmeye çalışıyor Kauklay'ın. Kısa da olsa saydı hakem. Yere düştüğü için. Evet. Arkasından şöyle bir reverse yaptı. Kauklay'ı. Maç devam ediyor. İki sporcu da gardları sağlam durumda. Kroki durumları yok. Kauklay'ı direkt rakibinin yüzüne doğru bakıyor ama bu arada arka arkaya darbeler aldı. Çok iyi kaçıyor. Çok iyi kaçıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi Kauklay'ın yumruklardan çok iyi kaçıyor. Golfiklerle gelmişlerdi ilk roundda. Şimdi daha çok yumrukların konuştuğunu görüyoruz ringde. Sevgili izleyiciler,
Azem Maksutay koşturuyor adeta ringin içinde Kauklay'ı. Çok iyi dans ediyor, çok. Kauklay'ı bu darbelerden iki tanesini almış olsaydı şimdi durumu çok zor olacaktı. İkinci round da bitti. Bu roundda Kauklay'ın tekme üstünlüğünü görüyoruz. Maksutay biraz boksla girmeye çalışıyor ama Kauklay'ın skilleri çok iyiydi. Yani Kauklay'ı yumrukla pek kolay kolay yakalayamazsınız. Onun için Maksutay'ın daha çok çabuk yakalaması lazım. Bakalım şimdi altına alabilecek. Evet, Kauklay'ı adeta duş aldı. Azem Maksutay ayakta oturmak istemiyor. Sürekli bir masaj içinde. Bu arada arka arkaya gelen yumrukların maçın sonucuna etki ettiği yumruklar işte ekranlara geliyor. Yönetmenimiz ekranlara bir kez daha getirdi. İşte bu sürekli yapılıyor. Bu arka arkaya çalan gong sesleri, hadi sesleri sevgili izleyiciler. İşte Kauklay'ı orada ipe asılı kaldı adeta. Ama düşmedi tabii ki. Kolay kolay da düşmez. Tabii Kauklay'dan aldığı duştan kalan sular temizleniyor şimdi. Üçüncü round başladı. Love kick. Bir tane daha arka arkaya Kauklay'dan. Bir tane daha. Bu arada yumruklar geldi. Kroki duruma düşebilir. Sağlı sollu yumruklar. Bir tanesi tuttu. Gol kreşe tuttu. Yatırdı yere. Ama böyle bir şey yok sevgili izleyiciler. Kickboksta böyle bir şey yok. Kickboksta yerde vurmak yok. Sarılıp düşürmek yok. Her şey ayakta olacak. Her şey ayakta. Azem Maksutay künde yapacaktı neredeyse. Şimdi sert kroşe yedi. Kauklay'ın işi zor. Şimdi sağlı sollu gelmeye başladı Kauklay. Bu arada yere düştü. Saymaya başladı maçın hakemi. Bu kural içi bir vuruştu. Maçın hakemi itirazları kabul etmiyor. Bel altı vurduğunu belirtiyor Azem. Ama maçın hakemi hayır. Öyle bir şey görmedim ben dedi. Şimdi Igor'la konuşuyor. Evet, Igor beyaz Rus hakem, masa hakemi, supervisor aynı zamanda. Kendisinden faul olup olmadığı hakkında bilgi aldı Miroslav Pavel. Bir diğer hakem Jean-Jacques Fransız hakeme gitti. Üçüncü hakeme gidiyor. Faullü vuruş var mı şeklinde. Evet, faul. Faul. Hareket faul. Puanı silin diyor. O puanı silin diyor Miroslav Pavel. Çok kısa, doğru bir karar mı? Evet, doğru bir karar çünkü bel altına diz geldi. Evet, tekrar maça başlıyorlar. Kauklay'ı, Azem'i yere indirmeyi başardı ama bu hareket puan kazandırmadı kendisine. İki sporcu da biraz dinlenmiş oldular tabii ki bu arada. Şimdi bir push kick, front kick, inanılmaz bir high kick. Arkasından, arkadan vuruşlar kesinlikle yasak. Kesinlikle yasak, sırttan vuruşlar yasak. Azem Maksutay'ın uyarılması gerekiyor sevgili izleyiciler. Maçın hakemi bunu es geçti. Bir push kick, arkasından high kickler geliyor. Kauklay'dan. Çok başarılı teknik bir maç alıyor. Eskivlerle kaçmaya çalıştı Kauklay'ı. Yumruk yemiyor kolay kolay. Knee kickler. Maçın hakemi ayırdı. Son saniyeler artık. Evet. Şimdi Azem Maksutay kapandı. Sarılmalar. Bir kez daha künde yapmaya çalışıyor ama eğer bunu yaparsa ciddi bir uyarı alacak. Sağ kroşe. Şimdi bir diz darbesi. Arkadan. İtme bu. İtme. Bu bir itme sevgili izleyiciler. Vuruş değil. Kauklay yerde kaldı. Maçın hakemi tekrar stop sesleriyle 2
sporcuyu da kickboksçuyu da uyardı. Tekrar maç başladı. Köşeye sıkıştılar. Sarılmak yok. Bunu defalarca uyarıyor. Defalarca söylüyor Miroslav ama sporcular bundan vazgeçmiyor. Şimdi ring iplerine asılı kalan bir Kauklay'ı, bir Azen. Şimdi sıkışmış vaziyette Kauklay'ı arkadan bir diz darbesi, knee kick. Sarılmalar kısa dolata vardı. İki sporcu da inanılmaz yoruldu. Çünkü böylesine zorlu bir maçta tabii ki yorulmak işten bile değil. Üçüncü roundda sona erdi. Birol Topuz. Görüyorsunuz. Maçın hakemleri dakika dakika, saniye saniye tekrar tekrar pozisyonlara bakıyorlar. Siz de izliyorsunuz. Maçın galibini belirlemek öylesine zor ki. Toprak Sergen'e bırakalım sözü. Toprak. Ve bu gecenin, turnuvanın ilk mücadelesi böylelikle gerçekleşti. İlk mücadelede iki tane çok ünlü dövüşçü pozlarını paylaştılar. Kauklay Kananorsing ve Azem Maksutay. Çok merak ediyoruz. Şu anda hakem kararı bana ulaştı. Ve hakemlerin ortak kararı sonucunda... Bir... Ekstra round daha kararı çıkıyor. Draw. Sevgili izleyiciler, beraberlik kararı çıkıyor. Eyüp Gülücü, Gökhan Gülücü, Eyüp Kuşçu maçında da böyle bir karar çıkmıştı. Hakemler bu gece çok zorlanıyor. Doğru bir karar mıydı bu sizce? Evet, doğru bir karar çünkü bir puan düşürülmüştü. Ondan dolayı öyle ekstra round uzattı. Yani o olmasa Kauklay kazanacak diye. Peki. Dördüncü round. Hakemlerin onayından sonra başlıyor. Son 3 dakika artık. Low kick geldi. Şimdi bir middle kick Azem Maksutay'dan. Kaçma diyor. Bakıyor yüzüne. Nereye kaçıyorsun der gibi. Bir bakış Azem Maksutay'dan. İyi kaçıyor. İyi vuruyor. Ringin iplerini çok iyi kullanıyor değil mi Birol? Evet. Evden çok iyi kaçıyor. Zaten Kauklay'ın stili bu yani. İpleri kullanarak yaylanması falan çok önemli bir tekniğidir kendisinin. Derin bir sessizlik yine. Kauklay'ı bakalım o inanılmaz vuruşunu, rakibini zor bir anda yakalayacak mı? Vuracak mı?
Şimdi yine köşeye yıkıştı. İnanılmaz bir high kick aldı arkasından sol kuyu Şahsem'den. Ooo, inanılmaz bir high kickti bu. Ooo, bu sağırlı bir hareket olması lazım. Çok net bir şekilde gördüm. Bel altı bir vuruştu bu. Maçın hakemi hiçbir şekilde görmedi. Devam ettirdi. Sağ kroşe. Stop, stop. İyi kicklerle arka arkaya geliyor. Ve Azem Maksutay yerde. Saymaya başladı maçın hakemi. Azem Maksutay az önce aldığı darbenin acısını yaşıyor şu anda. Evet. 8'e kadar sayıldı. Evet. Vuruş var mı diye tekrar soruyor Pavel. Şimdi daha yeni gördü. Yeni fark etti olayı. İşte yönetmenimiz ekranlara getiriyor. Var mı yok mu? Pozisyon nedir? Vuruş bu pozisyon değil daha önce. Daha önceki bir pozisyonda bir push kick geldi bu arada. Maç devam ediyor. Bir high kick yüzüne. Blok bunlar aslında, vuruş da değil. Rakibin üzerine gelmesini engelledi şimdi bir sağ kroşe. Push kick. Sağ yumruk. İnanılmaz bir kroşe. Ama yüzünden kaydı gitti o vuruş. Azem Maksutay. Şimdi bir ayak dışarıda böyle iplerin dışına vücudun uzvu çıktığı zaman maçın hakemi durduruyor. Azem Maksutay bu arada tam bizim üstümüzdeler. Şimdi bir vuruş vardı ki middle kick tam karnına. O sırada Azem Maksutay rakibinin bacağını tutunca o sırada yumruklar geldi. Maçın hakemi bunu es geçti, görmedi. Tabii ki yani görmedi derken puan verilmesini istemedi. Ve sevgili izleyiciler, gong çalıyor. Gong çalıyor. 40 saniye kala maçın hakemi bitirdi. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Gong çaldı sevgili izleyiciler. Evet, bakalım nasıl bir karar çıkacak? Bu karar sonucunda finale hangi sporcu yükselecek? Çok heyecanlıyız. Sporcular, seyirciler, antrenörler, hakemler, herkes çok merak içinde. Çünkü hiçbir hakem kimin kazandığını bilmiyor. Karar ortak. Sonuçta birbirlerine verecekler. Baş hakem anonsöre Toprak Sergen'e getirecek. Ve Toprak Sergen'in anonsu sonrasında kimin kazandığı belli olacak sevgili izleyiciler. Bakar mısınız? Nasıl sert vuruşlar bunlar. Çok iyi kaçıyor tekmelerden. Azem Maksutay'ın tekmelerinden Kauklay'ı. Belini çok iyi kullanıyor. Ama açıkçası Azem Maksutay'ın çok daha dövüşmek isteyen bir yapıda olduğunu da söyleyebilirim. Heyecan durukta. Çek hakem. İki sporcunun da ellerini tutmuş vaziyette. Sağ tarafında Kauklay, sol tarafında Azem Maksutay, Toprak Sergen şimdi ringe girdi. Ortaya doğru yöneldi. Ben sözü kendisine bırakayım. Bakalım kazanan kim olmuş Toprak? Değerli seyirciler, kıymetli misafirler. Gecenin turnuvasının ilk maçında Kauklay Karanorsing ve Azem Maksutay. Hakemler kararlarını bana verdiler. Elimdeki karar doğrultusunda hakemler ekstra round'un sonunda kararlarını şöyle açıkladılar. Ve bu gecenin, bu maçın galibi hakem kararıyla 2-0
Azem Maksutay bu karara inanamıyor sevgili izleyiciler. İsviçreli nasıl olur diyor. Nasıl olur diyor. Kauflay'ı kazandı. Bir ol topuz. Neler söyleyeceksin? Haklı mı Azem Maksutay? Çok tekme vurdu. Yani çok tekmelerle atak yaptığı için ondan dolayı kazandı. Yani çok middle kickler, high kickler attı. Front kickler soktu.